Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Herkes sağlık ve afiyettedir umarım. Genç arkadaşlarımıza, kardeşlerimize şu an ekranda olduğumu umuyorum. Ben kısaca kendimden bahsedeyim. İsmim Bülent Hamit Semercioğlu, psikoloğum. 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldum. Yaklaşık bir 29 yıllık bir geçmişimiz var. Bugün de değerli kardeşlerimize, ülkemizin içinde bulunduğu bu dönemde biraz katkı sunabilmek amacıyla şu an ekrandayız ve bir sohbet tadında, sohbet kıvamında sizlere nasıl destek olabilirim, nasıl yardımcı olabilirim biraz konuşuyor olacağız. Öncelikle tabii ki şu an ekranda muhtemelen lise sınavlarına ve üniversite sınavlarına hazırlık aşamasında olan kardeşlerimiz var. Belki öğretmen arkadaşlarımız, eğitimcilerimiz de oluyor olabilir. O yüzden biraz söylediğim şeyler belki bazen lise öğrencilerini, belki bazen üniversite öğrencileri, belki de bazen genel olarak daha üst yaşları, eğitimcileri ilgilendiriyor gibi gözükmekle birlikte insan temelinde, insan zihni temelinde baktığımızda yaş, sınıf, eğitim düzeyi fark etmeksizin aslında hepimize hitap ettiğini görüyor olacağız. Çünkü içinde bulunduğumuz yaş, kariyer seviyesi, eğitim seviyesi fark etmeksizin hepimizin zihin yapısı ve hepimize bu zihin yapısımızın yaşatmış olduğu şeyler, duygular ortak. Yani kaygılarımız var, endişelerimiz var, korkularımız var, değil mi? Bu kaygılarımız, endişelerimiz, korkularımız bazen öğrenci kardeşlerimiz için sınava yönelik olabildiği gibi yani performans anksiyetesi diyebileceğimiz ya da sınav kaygısı diyebileceğimiz şeyler olabildiği gibi ülkemizin içinde bulunduğu bu zor dönemlerde belki hissettiğimiz bu korkular, kaygılar depremle alakalı can korkusu, emniyetle ilgili sıkıntılar, gelecekle ilgili belirsizlikler, şimdi ben ne olacağım, okulum yok, evim yok gibi birinci derecede depreme maruz kalanlar için bu korkular, ikinci derecede uzaktan depremi hisseden bizim gibi farklı şehirlerde olup da ekranlardan izleyenler için de belki deprem bölgesindeki kardeşlerin anlamı açısından onların dertlerine, tasalarına, korkularına belki zihinsel olarak ortak olup onları hissetme adına birinci derecede etkilenmesek, yaşamasak da bizler de insan olma temelinde hepimiz bunlardan etkileniyoruz. Fakat etkilenme derecemiz fark edebiliyor. Yani aynı depremde, aynı şehirde, aynı binası yıkılmış iki kişi aynı olayı, bu deprem olayını ya da bu felaketi farklı şekilde yorumlayabiliyor. Uzaktan izleyen bizler için de böyle, sınavlara hazırlanan kardeşlerimiz için de böyle. Yani bakış açılarımız bugüne kadar yaşadığımız hayat deneyimlerinin bize sunduğu şekliyle oluyor. Yani olay aynı, yaşanan şeyler aynı ama bize hissettirdiği duygular farklı olabiliyor. Yani korkularımız, endişelerimiz çok daha farklı olabiliyor. Belki depremin göbeğinde depremi hisseden, enkaz altında kalan bir kişi depremin ağırlığını bizim gibi uzaktan yaşayıp da çok daha derinden etkilenen bazı kişilerden daha az hissetmiş olabilir. Çünkü burada işte zihin yapısı ve o an o zorlukla o yıkıntıyla direkt mücadele ediyor olması kişinin ona bir zindelik kazandırıyor olabilir. Uzaktan seyreden bizler için ise bu daha yıkıcı olabilir. O yüzden deprem bölgesindeki arkadaşlarımız, kardeşlerimiz için ne kadar yıkıcıysa uzaktaki arkadaşlarımız, kardeşlerimiz için de bir o kadar yıkıcı olma ihtimali yüksek. Peki bu durumda ne yapabiliriz? Biraz aslında bugün konumuz bu. Ve öğrenci olmanız, katılımcıların eğitim camiasına olması hasebiyle de muhtemelen hepimizin zihninde önümüzdeki dönemle ilgili işte YKS ile, LGS ile değil mi ya sınavlarla ilgili kaygılarımız, endişelerimiz var. Belki bir gelecekle ilgili kaybettiğimiz umutlarımız var. Yani belki bazılarımız için okumak anlamsız. Yani ne olacak yani şimdi sınavı kazansam mı olacak?
üniversiteyi kazansam ne olacak, işte liseyi kazansam ne olacak gibi böyle umutsuzluğa doğru giden süreçler de yaşanıyor olabilir. Bunların hepsini şu dönemde yaşanıyor olması, her türlü duygunun yaşanıyor olması son derece doğal ve normal arkadaşlar. Çünkü anormal bir durum yaşıyoruz ve bu gösterdiğimiz tepkiler anormal bir durum yaşadığımız zaman gösterdiğimiz normal tepkilerdir. Ama normal bir durum olmuş olsa, yani bu tip bir afet yaşamamış olsak, bu tip bir yıkıntı yaşamamış olsak ve bu tip bir umutsuzluğa giriyor olsak, o zaman her şey normalken bu düşüncelerimiz anormal olurdu ve bu bize zarar verirdi. Ama şu an anormal bir süreçten geçiyoruz, anormal şeyler yaşıyoruz. O yüzden hissettiğiniz her duygu, endişe olabilir, korku olabilir, gelecekle ilgili belirsizlikler olabilir. Sınav sistemlerinin ya da eğitim öğretimin efendim online'a geçiyor ya da bazı yerlerde erteleniyor oluşu olabilir. Bunların hepsinin bizi etkilemesi gayet normal. Çünkü anormal bir durum içerisindeyiz. Öncelikle bunları bir dipnot olarak düşmek istedim. Bugün tabii ki sizlere burada anlatacağım şeylerin özellikle işinize yarayacak şeyler olmasını amaçlıyorum arkadaşlar. Yani kitabı bilgi noktasında daha çok böyle nasihat ve öğüt noktasında değil de zihninizde hissetmiş olduğunuz endişeleri belki giderebilmek, belki o endişelerle ilgili size yardımcı olabilmek, destek olabilmek adına bir şeyler sunabilme gayreti içerisinde olacağım. Yani bugün ekranda genel bir sunumdan ziyade sanki her biriniz bana misafir olmuşsunuz. İşte yanda gördüğünüz o danışan koltuğunda danışmanlık hizmeti almaya gelen bir kişi olduğunuzu kabul edin ve her biriniz şu an benim misafirimsiniz. O şekilde düşünün ve her biriniz de bireysel olarak bir terapi yaptığımızı düşünün. Burada anlatacağım ve uygulayacağımız şeyleri arkadaşlar bu gözle değerlendirirseniz azami fayda elde edeceksinizdir. Burada benim yapmaya çalıştığım şey size bilgi yığını, bilgi yüklemek değil, hissettiğiniz duygularla nasıl baş edebilirsinizle ilgili somut bir şeyler yapabilmek. O yüzden eğitimimizin konusu da hani deprem travmasıyla baş etme terapisi adı altında bir başlık. Yani o yüzden burada bir sunum, bir slide ya da bir kitabı bilgiden ziyade deneyimler ışığında sizlere direkt olarak yardımcı olmaya gayret edeceğim. Hepinizde ortak olduğunu varsaydığım, öyle olduğunu düşündüğüm durumlar üzerine sizlere yardımcı olmaya gayret edeceğim arkadaşlar. Şimdi tabii ki ben burada bir sunum yapıyorum ama interaktif bir katılım şu an için belki sohbetten bana katılım yapabilirsiniz. Sohbetteki sorularınızı ve görüşlerinizi aynı anda kaçırabilirim, izleyemeyebilirim. O yüzden kusuruma bakmayın lütfen. Fırsat buldukça oradan da size yardımcı olmaya çalışacağım. Şimdi ya arkadaşlar eminim ki öğrenci kardeşlerimizin zihinlerinde birçok şey var. Öncelikle belirsizliklerle ilgili, sınav süreciyle ilgili, işte ne zaman ne olacağıyla ilgili konuları zaten resmi makamlar, Milli Eğitim Bakanlığı, işte ilgili birimler sizlere açıklıyorlar. Yani dolayısıyla oradaki eğitim takvimi ve süreci nasıl işleyecekse o takvim zaten hepiniz için geçerli. Dolayısıyla burada hani size ayrı bir takvim, bir başkasına ayrı bir takvimden ziyade hepimiz yani hepiniz aynı konumdasınız. Dolayısıyla sınav süreciyle ya da eğitim süreciyle ilgili olan düzenlemeler hepiniz için geçerli olduğundan dolayı hepiniz aynı derecede etkileniyorsunuz. Yani dolayısıyla burada birileri az etkilenip birilerinin çok etkilenmesi ve birilerinin ön alması gibi bir şeyden ziyade bu bir gerçeklik ve tabii ki olağanüstü durumlardan geçerken bazen istediğimiz her şeyde bizim istediğimiz gibi gitmeyebiliyor. Planlamalar, yetkililerin planlamaları da geneli kapsayan planlamalar olmak zorunda. Her birimizin özel şartlarına yönelik bir planlama içerisine girdiklerini düşünecek olursanız bu çok da mümkün ve gerçekçi de değil. Bu süreç bazı arkadaşlarımız için belki biraz daha kendilerine odaklamalarını kolaylaştıracak, belki bazılarında odağını dağıtacak bir süreç olabilir.
Ama birazdan anlatacağım bakış açısını zihninizde oluşturmaya gayret ettiğinizde arkadaşlar çok farklı bir ufuk, farklı bir pencereye sahip olmuş olacaksınız. Öncelikle tabii ki deprem bölgesinde birinci derecede etkilenen ve ekrandan şu an bizi izleyen tüm arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Varsa kayıpları, yakınları, eşleri, dostları onlar için başsağlığı diliyorum. Ve ülkemizin başı sağ olsun diyorum. Şimdi neler yapacağımızla ilgili biraz konuya giriş yapayım ufaktan. Şimdi ben deprem bölgesinde uzak bir yerdeyim. İstanbul'dayım. İstanbul'da yaşıyorum ama Malatyalıyım. Malatya'da benim akrabalarım, işte kardeşlerim var ve onlar da depremi birinci derecede hissedip yaşadılar. Kendim 17 Ağustos İstanbul depremi, büyük depremi İstanbul'da yaşadım. Şu anki deprem kadar büyük bir deprem olmasa da şimdiki depremden sonra en büyük depremdi diyebiliriz. O yüzden depremin ne olduğunu algılayabiliyorum. Fakat şu an yaşadıklarımızın bizim algıladığımızdan daha da yoğun olduğunu uzmanlar da söylüyor. Oraya da şahit olan arkadaşlarımız da ifade ediyor. Yani dolayısıyla deprem bölgesiyle de ilgili, depremin merkeziyle de ilgili bir yakınlığım da var bu anlamda. O yüzden zaten ülke vatandaşı olarak hepimiz birbirimize yakınız, kardeşiz. Aynı zamanda da bölgede doğup büyümüş ve yetişmiş biri olarak da sizden biriyim arkadaşlar bu anlamda. Şimdi bu zorlu dönemler kimilerimiz için bir yıkım, maddi yıkımı kastetmiyorum arkadaşlar. Manevi anlamda, psikolojik anlamda, hayallerimiz, umutlarımız ve geleceğimiz anlamında kimilerimiz için bir yıkım olmakla birlikte kimilerimiz için bu bir yeniden doğuş ve diriliş olabiliyor arkadaşlar. Şimdi bir deneyden bahsedeceğim size ve bu deneyin arkadaşlar, anlatacağım deneyin sonucunda ne demek istediğim biraz daha anlaşılır olacak. Şimdi fareler üzerine yapılan bir deneyde farelerin suda ne kadar yaşadıklarını tespit etmeye çalışıyorlar. Yani bir fare boğulmadan suda kaç dakika canlı kalabilir test ediyorlar. Fareler ortalama 15 dakika suda yüzdükten sonra, çırpındıktan sonra boğulmaya başlıyorlar. Yani ortalama yaşam süresi bir fare için 15 dakika olarak belirleniyor. Buraya kadar her şey standart gibi görünüyor. Fakat asistanlardan biri farelerden birini öldü zannederek henüz ölmemişken sudan çıkartıyor ve kenara koyuyor öldü diye. Fakat bakıyor ki fare yaşıyor. Hayır, ölmemiş. O zaman tekrar suya bırakıyor fareyi. Diğer fareler ise ölü. Bu fare tekrar suya bırakıldıktan sonra arkadaşlar ortalamanın üzerinde yaşamaya başlıyor. Yani ölmüyor. Daha uzun süre yaşıyor. Şimdi sizce bu fare ortalama ömür 15 dakikayken ne kadar daha fazla yaşamış olabilir? Yani zihninizden kendiniz cevaplarınızı verin. Belki chatten de fikirlerinizi yazabilirsiniz. Yani hızlıca bir düşünün. Yani 15 dakikalık bir ömür tekrar suya konduğunda ne kadar yaşamış olabilir? Yani yarım saat mi, 1 saat mi, 2 saat mi? Şimdi hepinizin zihninde bir şey oluşuyordur eminim ki. Şimdi mesela bir gün yaşamış desem arkadaşlar 24 saat herhalde inanmazsınız buna. Çok inandırıcı gelmez. Ama ben çıtayı biraz daha yükselteyim arkadaşlar. 8 saat desem bu herhalde hiç inandırıcı gelmeyecek size ama 48 saatin de üzerinde arkadaşlar. Tam 60 saat bu fare yaşamayı sürdürüyor arkadaşlar. 60 saat sonra boğularak ölüyor. Peki ne fark etti? Yani 15 dakika yaşarken bu fareyi 60 saat yaşatan şey neydi? Kurtulma umudu arkadaşlar. Bir el daha önce onu boğulmak üzereyken almış ve oradan çıkarmış, kurtarmıştı. Yani o fare 60 saat boyunca tekrar o elin kendisini kurtarmasını bekledi. Bir umudu vardı. Umudunuz varsa şartlar ne olursa olsun, ne gelirse gelsin zihninize, başınıza, bedenen, madden, manen
Bedenimiz, organizmamız, sistemimiz bunu kaldıracak güçtedir arkadaşlar. Sistem, organizmamız buna göre yaratılmıştır. Bizim başımıza gelen her şeyi kaldıracak güce sahibizdir. Umudumuzu koruduğumuz müddetçe. Şimdi umut her şey arkadaşlar. Umudun olmadığı bir yerde yelkenleri indiririz ve çökmeyi bekleriz. İşte şu an siz mesela umuda mı sarılmayı, daha yükseklere sıçramayı mı tercih edeceksiniz? Yoksa bu kadar felaket gelmişken dünyanın tespit etmiş olduğu şu ana kadarki en büyük, yani çifte deprem olması ve diğer detaylar açısından bilinen en büyük deprem olması hasabıyla çok da ciddi bir mazeretiniz var. Yani karalar bağlamak, ahvah edebiyatı yapmak, şimdi ders çalışamam işte vesaire bahaneler üretmekle ilgili gerçekten çok geçerli bir sebebimiz var. Evet, bu sebebin arkasına kendimizi alarak hayallerimizden vazgeçebiliriz, hedeflerimizden vazgeçebiliriz, kendimizi salabiliriz. Bu bir seçenek. Ama bunu fırsata dönüştürüp, bunu umuda dönüştürüp geleceğimizi de yeşertebiliriz. Bu da bir seçenek. Bir başka hikaye anlatayım arkadaşlar. Ayyaş bir babanın iki oğlu var. Birisi okuyup kariyerli bir meslek sahibi, ünlü bir avukat oluyor. Diğer çocuğu da, diğer oğlu da aynı babası gibi Ayyaş, alkolik birisi olup çıkıyor. Tabii bir süre sonra gazeteciler röportaj yapıyorlar bu durumda. Ünlü bir avukat olduğu için babasının hikayesini de biliyorlar ve kardeşinin durumunu da soruyorlar ünlü olan avukata. Yani diyorlar ki, sen diyorlar Ayyaş bir babanın oğlu olarak senin avukat olmanı sağlayan, meşhur, ünlü, kariyerli bir avukat olmanı sağlayan şey neydi diyorlar. Etken neydi? Diyor ki, sizin de bildiğiniz gibi benim babam Ayyaş birisiydi. Alkolikti. Benim diyor, kendimi okumaya verip, kariyere verip, kendimi, mesleğimi adamaktan başka bir seçeneğim var mıydı ki diyor. Yani ben de babam gibi olmak zorunda değilim. Ben babam gibi olmamak için okumak zorundaydım. Ve okudum, mesleğimi elime aldım. Tamam, normal gibi görünüyor değil mi? Aynı soruyu alkol batağındaki diğer kardeşe soruyorlar. Kardeşin verdiği cevap da yine aynı. Benim babam bildiğiniz gibi alkolik diyor. Benim başka bir seçeneğim var mıydı ki? Alkolik olmaktan başka bir seçeneğim var mıydı? Önünde gördüğüm örnek oydu. Şimdi önümüzde gördüğümüz örnek bir yıkım arkadaşlar. Biz hangisini seçeceğiz? Umudu mu seçeceğiz? Yeniden dirilmeyi mi seçeceğiz? Hayallerimizi, hedeflerimizi bir üste taşıyıp da var olan bu afatı, ülkemizin içinde bulunduğu bu zor durumu gelecekte de yaşamamak adına her birinin işinin ehli, mesleğinin ehli birer kişi olup, dürüst, ahlaklı, namuslu, adaletli insanlar olup, adaletli yöneticiler, idareciler, eğitimciler, müteahhitler olup, ülkemizi bu felaketlerden koruyacak bir nesil yetişme şansına mı sahip olduk şu an biz? Geleceğimizi kurtaracak bir nesle mi sahip olduk şu an biz? Yoksa umudunu kaybetmiş, karaları bağlamış, ya sınav sisteminde değiştirdiler, online'a da döndük, benim moralim bozuldu, odağım dağıldı. Bunun arkasına sığınıp da başarısız olmayı seçecek bir nesle mi sahibiz? İşte bizi ve ülkemizi ve sizi şu an böyle bir karar bekliyor arkadaşlar. Ben inanıyorum ki şu an ekranda olan arkadaşlarımız ve ülkemizdeki tüm gençlerimiz, işte bizim geleceğimiz sizlersiniz arkadaşlar. Sizler bizi, bizleri ve kendinizi yeniden dirilteceksiniz, yeniden ayağa kalkacaksınız. Bizler kaç kere düştüğümüzde, kaç kere enkaz altımızda kaldığımızla, kaç kere mağlup olduğumuzla değil arkadaşlar. Kaç kere ayağa kalktığımızla değerlendirileceğiz. O yüzden ben ekrandaki arkadaşlarımızın ve diğer tüm arkadaşlarımızın düştüklerimizle değil kalktıklarımızla ilgilenmesi gerektiğini düşünüyorum ve öyle olduklarına inanıyorum. Şimdi burada gençlerimiz bizim için çok önemli ve gençlerimizin gelecek onların omuzlarında yükseliyor. Gelecek onların sırtlarında, onların hedeflerinde, onların kalem uçlarında, onların dillerinde, onların zihinlerinde yükseliyor.
Peki bizler ne yapabiliriz? Bizler sizlere göre belki birkaç nesil üstteyiz. Artık o alfabenin işte X, Y, Z kuşağında size göre neredeysek, belki de dinozor bir kuşaktayız. Belki sizi anlayamıyoruz, belki sizinle empati yapamıyoruz. Yani bizler televizyonun dahi olmadığı, ev telefonunun dahi olmadığı bir yerle şu an cep telefonuyla her şeyin yapılabildiği arada kalmış bir nesiliz arkadaşlar. Aslında biz her iki tarafı da bilen ve gören son nesiliz. Gerçekten nesli tükenmekte olan bir şeyiz, nesiliz biz. O yüzden bize iyi bakın arkadaşlar. Bizden geçmişle ilgili dersler alın. Bizden neleri yanlış yaptık? Bizim nesil neleri yanlış yaptı? Bizim babalarımız, atalarımız neleri yanlış yaptı? İşte bunları görün. Bunları görün, ibret alın ve sizler şimdi sıçrama zamanı deyip, şimdi el ele verme zamanı deyip, kendi ayaklarınızın üzerinde hiç kimseden destek alma ihtiyacı hissetmeden dimdik ayağa kalkabilirsiniz. Bunu yapacak gücünüz var. Siz busunuz. Siz kendinize inandığınız zaman her şeysiniz arkadaşlar. Siz adaletsiniz, siz değersiniz, siz ahlaksınız, siz saygısınız, siz sevgisiniz, siz başarısınız, siz geleceksiniz. Ama asla siz geçmişteki hatalar değilsiniz. Geçmişteki hataların maddi cezasını çekiyor olabilirsiniz şu an. Maddi yükünü çekiyor olabilirsiniz. Manevi kayıplar yaşamış olabilirsiniz. Fakat işte bunu fırsata dönüştürerek geleceğinizi ve ülkemizin geleceğini çağdaş medeniyetlerin ötesine çıkartabilirsiniz. Bu hepinizin elinizde, sizin elinizde. Şu an tarihsel bir sorumluluğunuz var. Ama bu sorumluluğu farkında olmanız için söylüyorum. Üzerinize bir yük hissetmeniz için değil. Asla geçmişin yükünü sizin üzerinize yükleyemeyiz. Böyle bir şeyimiz yok. Hakkımız yok. Fakat ne yapabiliriz peki o zaman? İşte bizim geçmişin hatalarını size yaşatmış olduğu bu acıları nasıl hafifletebiliriz? Buna bakacağız. Maddi yaraları bir şekilde gönüllü insanlar gelip sarmaya çalışıyorlar. İşte efendim yetkililer bu konularla işte bağışlar toplanıyor vesaireler vesaireler vesaireler. Maddiyat yerine gelir. Ama sizin zihninizi yerine getirecek olan, bunu burayı toparlayacak olan, hedefinize kitlenmenizi sağlayacak olan güç sizin içinizde. İçsel bir güce sahibiz arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünün. Parmağınızın kesildiğini düşünün. Küçük bir kesik var parmağınızda. İşte üstüne bir yara bandı taktınız. Bir müddet sonra orası kaynıyor ve iyileşiyor değil mi arkadaşlar? Daha derin bir yara olduğunda ilaç, merhem vesaire de devreye giriyor tabii ki ama basit bir çizikten bahsettim. Peki bu kendiliğinden nasıl oluyor? Demek ki bizim içsel bir şifa mekanizmamız var. Bedenimizin kendini iyileştirme gücü var. İyileştiriyor bunu. İçsel iyileştirme gücümüzün yetmediği yerde tıbbi destekler de devreye giriyor. İlaçlar, ameliyatlar vesaireler. Bu süreç böyle tamamlanıyor. Ama buna rağmen yine içsel iyileşme gücü devrede. Eğer o içsel iyileşme gücü olmasa tıbbi müdahaleler de çoğunlukla sonuç vermiyor. Peki biz sadece fiziksel bedenden mi ibaretiz? Hayır. Bizim bir de ruhsal tarafımız var değil mi? Psikolojimiz var. Hepinizin bildiği tabirle. Burada da bir takım rahatsızlıklar yaşıyoruz, sıkıntılar yaşıyoruz, duygu yoğunlukları yaşıyoruz, duygu boşalmaları yaşıyoruz, duygu kitlenmeleri yaşıyoruz. Peki duygularımıza yönelik de içsel bir gücümüz var mıdır bizim? Evet. Duygularımızın da toparlanabilmesiyle ilgili içsel bir şifa mekanizmasına sahibiz. Yani fiziksel beden ve ruhsal beden için bunlara sahibiz. Şimdi bizim şu an konumuz psikoloji olduğuna göre ruhsal bedendeki içsel güçten bahsedeceğim size. Şu an bu travma dönemlerinde ruhsal beden kendini onarma sürecini biraz zaman içerisinde yapıyor. Yani şu an hepinizin duyguları gelgit içinde, korkuları, kaygıları, endişeleri olan, umutlarını yitirmiş olan birçok arkadaşımız olabilir. İşte bu ruhsal gelgitler yaşıyoruz. Yani şöyle düşünün. Bir şişeyi aldınız. İçerisinde bunun diyelim ki çamurlu bir çamur vardı, kum vardı. Çalkaladınız. O ne oldu? Bulanıklaştı. İşte
Şu an bizim zihnimiz bulanıklaştı arkadaşlar. Peki ne olacak? O şişeyi biz bir kenara bıraktığımızda, dinlenmeye çekildiğinde o su durulacak, çamur dibe çökecek ve üst tarafta yine su kalacak. Bu bir süreç. Hepinizin şu an içinde bulunduğu travmatik durumun size yaşattığı ve hissettirdiği şeyler içsel şifa gücümüzün, ruhsal şifa gücümüzün bu dinlendirici aşamasında bir terapi sürecini kendiliğinden gerçekleştirecek ve o sularımız durulacak ve tekrar berrak görmeye başlayacağız. Tekrar geleceğimize sahip çıkmaya, hayallerimize, hedeflerimize odaklanabilmeye başlayacağız. Şimdi bu ortalama 1 ila 6 aylık bir zaman diliminde bu bulanıklığın sürüyor olması normal. Ama 1-6 aydan sonraki süreçlerde de devam ediyor olduğunu düşünecek olursak, eğer öyle devam eden arkadaşlarımız olursa, işte bu arkadaşlarımızın bir terapi desteğine, bir uzman desteğine ihtiyacı var demektir. İçsel dengeleme gücünün bu travmaları atlatmasına yeterli olmadığını gösterir bize. O yüzden eğer bu travmatik durumlar 1 aydan sonra hafif hafif azalarak ve 6 aydan sonra da bittiyse sıkıntı yok. Ama bitmediyse arkadaşlar bir uzmandan destek almanızı size tavsiye ederim. Şimdi peki biz ne yapacağız? Madem ki umut her şey, içimizdeki bir içsel şifa mekanizmasına da sahibiz, ben biraz zihnimizin işleyiş modelinden ve hissettiğimiz durumlara psikolojik anlamda içinizde bulunduğunuz şu anki durumu da gözeterek neler yapabilirsiniz? Biraz onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi hepinizin yani ya da birçoğumuzun belki bildiği, bazılarımıza şu an duyacağı herhangi bir tehlike yaşadığımızda vücudumuz genelde iki tip tepki verir. Ya savaşırız ya kaçarız. Savaş ve kaç tepkisi yaşarız. Savaşabilmek, eğer gücümüz yeteceğini düşünüyorsa savaşırız karşımızdaki tehlikeyle. Ama baktık ki gücümüz yetmiyor, kaçarız. Savaşmak için de, kaçmak için de bir enerjiye ihtiyacımız var. Peki bu enerjiyi nereden alırız? İşte beynimiz bir hormon, stres hormonları dediğimiz adrenalin, noradrenalin gibi kortizol hormonları salgılar ve biz bir hormon yüklemesine uğrarız. O hormon yüklemesi sayesinde de savaşacak ya da kaçacak gücü kendimizde buluruz. Savaş esnasında ya da kaçma esnasında salgılanan fazla hormonları harcarız ve ondan sonra vücuttaki hormon dengesi normal seviyesine geriler ve herhangi bir sıkıntı yaşamayız. Savaşta mağlup da olsak psikolojik anlamda bu bize sıkıntı yaşatmaz. Travmatik anlamda söylüyorum. Peki savaşmadık ve kaçmadık. Donup kaldık, şok olduk. Bu üçüncü bir tepki şekli ki işte bize sıkıntı veren, travmatik izler oluşturan, kaygılar, endişeler, korkular edinmemize, fobiler edinmemize neden olan durum bu. Burada ne yaşıyoruz peki? Donup kaldık ya arkadaşlar. Ne kaçtık ne savaştık. O hormon sürekli yüksek kalıyor. Geriye dönüp de eski seviyesine çekilmiyor. Hormon sürekli yüksek kaldığında bize hissettirdiği o duygu, o anki duygu kalıcı hale geliyor. Ve bunu ben bedenimden atamıyorum. Yani duygu sıkışması dediğim korku olabilir, kaygı olabilir, öfke olabilir. Başka başka birçok duygu sıkışır ve kalır. Aradan 10 sene de geçse, 20 sene de geçse biz bunu hissederiz. Yaşamayız, yaşamaya devam ederiz. Ve 20 sene sonra yaşadığım bir korkumun nedeni ne olduğunu da bilmem ya, anlamsız da gelir. Neden böyle oldu bu? Fakat işte 20 sene önce yaşadığı ve üstesinden gelemedi, donup kaldığı olaydaki sıkışmış duygunun etkisi. Çünkü bilinçaltı olayı duyguyla beraber kaydeder. O enerji harcanmadı ya, ekstra hormonlar. Duyguyu yapıştırdı o hormonlar. Olaya yapıştırdı. Olay da tarihsel olarak yaşadığım bir şey. O benim kişisel geçmişim, kronolojik tarihim. Bu değişmez. Duygu da yapışıp kaldıysa hormonlarla beraber işte sıkıntı büyük. Peki ne yapıyoruz? İşte bizim yapacağımız şey bu olayla üzerine yapışmış olan duygunun bağlantısını kesmek. Bu bağlantıyı kestiğimizde arkadaşlar
Olay yaşandı, geldi ve geçti. Artık o hormonlar geriye dönmüş olacak. Eski seviyesine çekilmiş olacak. Ve artık bizi rahatsız etmeyecek. İşte bugün size bununla ilgili, buna benzer ufak bir iki teknikle yardımcı olmaya çalışacağım. İsterseniz etkilenen arkadaşlarımız bunu depremin üzerinde bıraktığı durumla ilgili endişe, kaygı, korku ile ilgili kullanabilir. Farklı bir şey için de kullanabilir. Sınav kaygısı varsa sınav kaygısı için kullanabilir. Dersleriyle ilgili farklı konulardan farklı şeyleri olabilir. Deprem korkusu yaşamıyor olabilir ama bir fobisi olabilir. Kendisini değersiz, çaresiz hissettiği bir olay olabilir. Birçok şey, yani negatif anlamda birçok durum olabilir. Yani herkesin kendi hissettiği duygular üzerinde bunları yapabileceğini rahatlıkla ifade edeyim arkadaşlar. Şimdi bizim olaylar zihnimizde kaydolurken arkadaşlar bilinçaltı duyu organlarımız aracılığıyla bir kayıt gerçekleştirir. Yani gözlerimiz bizim zihnimizin, bilinçaltımızın işte kamerasıdır. İşte kulaklarımız mikrofonu ya da hoparlörüdür. Yani ses cihazıdır. Ses kayıt ya da veriş cihazıdır. Değil mi? Yani ellerimizle dokunma hislerimizi bilinçaltı kaydeder. İşte damağımızda aldığımız tatla, kokuyla bunların hepsiyle bilinçaltı kendine bir yol bulur ve olayı kaydeder. O zaman kayıt böyle oluyorsa aynı yöntemle yani duyularımızı devreye sokarak bilinçaltında oluşmuş bir görüntünün duygusunu kopartabiliriz. Duygusunu nötrleyip sıfırlayabiliriz. Bilinçaltında olayın kayıtlı olduğu yeri bulursak, bilirsek duyularımızı devreye sokarak bunu temizleyebiliriz. Peki ben bilinçaltında olayın kayıtlı olduğu yeri nereden bileceğim? Bilinçaltı, zihin dediğimiz şey somut, elle tutulur bir şey değil ki, gösteremem. Röntgende, tahlilde, MR'da görünen bir şey değil. Beynimiz görünür ama içindeki yazılımı göremeyiz. Soyuttur. Biz bir olayı yaşadıysak, o olayı hatırladıysak, travmamızı diyelim, bunu nereden hatırlıyoruz? Bilinç vermemiz gerekmiyor. Kayıtlı olduğu yerden hatırlıyoruz zaten bunu. Dolayısıyla o zaman sorun yok. Yer tespitiyle ilgili bir sorun yok. Kayıtlı olduğu yerdeyiz. Arkasından yapacağımız şey şu olacak. Birazdan ben teknikler göstereceğim. Burada birlikte yapıyor olacağız. O teknikleri devreye sokarak arkadaşlar işte o duygu bağını koparmaya çalışıyor olacağız. Ve o zaman şu an anlattığım şeylerin gerçek anlamda ne demek istediğimi yani ete kemiğe bürünmüş şekilde anlamış olacaksınız. Şimdi diyeceksiniz ki hocam yani şimdi biz öğrenciyiz. Öğrencilere yönelik bir şey. Bunlar bize neye anlatıyorsunuz? Hani iç eğitimden falan bahsetmiyoruz. Evet yani eğitimle ilgili ne yapacağınızla ilgili öğretmenleriniz, referlikçiler, yetkililer size fazlasıyla açıklamalar yapıyorlar zaten. Yani ben o açıklamaların size yetmediği kısımlarda kendi terapistiniz olabilmeniz adına hayatınızdaki kaygılarınızı, korkularınızı, öfkelerinizi, çaresizliklerinizi, değersiz hissettiklerinizi kendi başınıza baş edebilmenizle ilgili size bir mekanizma kazandırmaya çalışıyorum. Bu hayatınız boyunca işinize yarayacak oldukça faydalı bir uygulama olacak arkadaşlar. O yüzden beni dinlerken sizden ricam şu. Yani bir eğitim dinleyelim, dinlemiş olduk. İşte hoca ne diyor? Bilgi dağarcığım genişlesin. İşte hocanın anlattıklarını belki farklı bir şey duyduysam başkalarına da anlatabilirim. Hayır, bunun için değil arkadaşlar. Her biriniz, beni dinleyen her bir kişiden ricam şu. Yani buna efendim site yöneticilerimiz de, işte Tekuzem yetkilileri de, hocalarımız da dahil olmak üzere beni dinleyen herkes, daha sonra YouTube'dan dinleyecek, kaydı dinleyecek herkes için de ricam şu. Yapacağım uygulamayı her biriniz kendiniz için yapın. Uygulayın, seyretmeyin. Yapın, uygulayın, sonuç alın. Uygular ve sonuç alırsanız o zaman bir inanç gelişecek sizde. İnanç geliştiğinde, öfkenizden kurtulduğunuzda, çaresizliğinizden kurtulduğunuzda, işte kaygınızdan, mesela bu kaygı dediğim sınav kaygısı,
Değil mi? Sınav şu an sizin için bir kaygı olabilir. Eminim ki öyledir birçoğumuz için. Sınav kaygısından kurtulabilirsiniz. Deprem korkusundan kurtulabilirsiniz. İşte akşam mesela hala odanıza girip yatmaktan tedirgin olabiliyorsunuzdur, oluyorsunuzdur, normaldir. Özellikle deprem bölgesindeki arkadaşlar zaten evlerine giremiyorlar. Orası için çok daha normal bir süreç bu, bunu yaşıyor olmaları. Ama diyelim ki ben İstanbul'dayım, burada sallantı olmadı. Ama diyelim ki İstanbul'da olup da bana terapiye gelen ve uyuyamayan insanlar var. Odasına giremeyen, evine giremeyen, arabada yatan. Deprem Anadolu'da oldu. Oradaki insanın şu an yoğun bir şekilde bunu hissetmesi normal. Ama işte buradaki İstanbul'daki kişi de orayı izlediği için içselleştiriyor. O da hissediyor bunu. Dolayısıyla işte bu arkadaşlarımız için de akşam yatağında rahat yatsın. Evinde hasar yoksa, deprem tehlikesi yoksa, depremden uzak bir bölgedeyse, yetkililer evlerden uzaklaşın demediyse, değil mi? Hani normal hayatın devam ettiği yerleri söylüyorum en azından. Şimdi o yüzden anlatacağım şey arkadaşlar, hayatınız boyunca size çok şey katacak ve çok az sayıda insanın bildiği bir uygulama olacak arkadaşlar. O yüzden bu gözle şey yapmanızı isteyeceğim, bakmanızı isteyeceğim. Ve sizden tabii ki şu an ekranda işte 10-11 kişiyiz. Herkesin birebir çalışmadığım için ve herkesin çalışacağı konu kendisiyle ilgili farklı bir konu olma ihtimali yüksek olduğu için ortak bir dil kullanmam çok zor olacak tabii ki. O yüzden olabildiğince ortak bir dil oluşturmaya gayret edeceğim. Şöyle ilerleyeceğiz. Sizden ricam şu olacak. Sizin sıkıntı hissettiğiniz travmatik bir durumu çalışmayı bu uygulama sayesinde efendim bertaraf etmeyi, yok etmeyi hedeflemenizi isteyeceğim. Yani bu sıcak gündemle de alakalı olabilir. Sınav kaygısıyla alakalı olabilir. Yani atıyorum öğretmen sizi tahtaya kaldırmıştır. Bilememişsinizdir. Arkadaşlarınız dalga geçmiştir. Orada ne yapmışsınızdır? Rezil olma korkusu yaşamışsınızdır. Ve ondan sonra tahtaya çıkmaktan, sunum yapmaktan korkar hale gelmişsinizdir. Bir fobi geliştirmişsinizdir. Sunum yapamaz hale gelmişsiniz. Mesela. Yani annenizden, babanızdan, çevrenizden hissetmiş olduğunuz negatif olaylar, duygular olabilir. 5-6 yaşında yaşadığınız bir şey olabilir. Yani o yüzden herkes kendisiyle ilgili şu an çalışmak için bir konu belirlesin arkadaşlar. Buna karar versin ve sonra gözlerini kapatsın ve o olayı, çalışmak istediği olayı zihninde bir 15-20 saniye gözleri kapalı bir şekilde yaşasın, hatırlasın. Şu an o olayı hatırlasın ve yaşasın. Ve bunu yaparken de bu olay şimdi size ne hissettiriyor? Yani ben 10 sene önce bir olay yaşamıştım. Evet, onu hatırladım. Bir kendimi ölçeyim bakayım. Bu olay bana ne hissetti? Diyelim ki bu olay bana öfke hissettirdi. Tamam. Öfkemi puanlıyorum. 1 ile 10 arasında. Kaç puanlık bir öfke 10 üzerinden? Diyelim ki 9 puan. Tamam. Yaşadığım o olay şimdi hatırladığımda şu an bana 9 puanlık bir öfke yaşatıyor. Duygum öfke. Sizinki başka bir şey olabilir. Diyelim ki sizinki sınavla ilgili sınav kaygısı hissettiğiniz bir durum olabilir. Sınav kaygınız 10 puan olabilir, 5 puan olabilir. Peki bu olay bana aynı zamanda bedenimde bir veri oluşturdu mu? Yani ben bu olayı hatırladım, öfkelendim tamam da acaba nefes alışverişim değiştirdi mi? Kalp atışım değişti mi? Nabzım hızlandı mı? Terleme, soğuma, uyuşma, karıncalanma. Yani vücudumda normalin haricinde bir his oluştu mu? Bunu da tespit ediyorum. Tespitimizi yaptık. Ardından çalışmaya başlayacağız. Çalışmaya başladıktan sonra arkadaşlar bir tür uygulama yapacağız. Ondan sonra size diyeceğim ki gözlerinizi kapatarak travmanızı tekrar hatırlayın. Ve bir bakın bakalım bu travmanız size şu an ne hissettiriyor? Demin bana öfke 9 puandı. Şu an hala 9 puan mı? 7'ye, 8'e, 6'ya, 5'e, 3'e düştü mü? Durumu tespit edeceğiz. Ve bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar adım adım. O yüzden
Şimdi sizden ricam, çalışmak istediğiniz, düzenlemek istediğiniz bir olaya karar verin. Ben 20-30 saniye sessiz kalacağım. Size bunun için zaman vermiş olacağım. Gözlerinizi kapatın, o olayı hatırlayın. Neler hissettiğinizi kendinize not alın. Sonra ben devreye gireceğim. Evet, başlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, yani herkesin çalışmak için bir kendisiyle ilgili bir kaygısını, korkusunu ve benzer bir durumu hayal ettiğini ve puanladığını, tespit ettiğini varsayıyorum. Şimdi uygulayacağımız teknikten biraz bahsedeyim arkadaşlar. Birazdan bazı şeyler yaptıracağım size. Dışarıdan baktığınızda bu anlamsız, garip, saçma hareketler gibi gelecek size. Evet, gerçekten de anlamsız, garip ve saçma şeyler yapacağız. Fakat önemli olan bunun işe yarıyor olması. Şimdi bu yapacağım hareketler bilimsel bir çalışma arkadaşlar. Yani öyle rastgele bir şey değil. EMDR, EMDR diye kısaltılır. Mesela bakın şu şekilde yazılışını EMDR. Bakın kocaman, hani sizin tabirinizle takoz gibi bir kitap mesela. Yani bilimsel bir kitap. Yine bu da mesela onunla ilgili bir başka kitap. Bunun gibi onlarca bilimsel çalışmalar yapılmış tekniklerin yer aldığı bir uygulama yapacağım şimdi size. Ve bu tekniklerin başka diğer tekniklerle de güçlendirilmiş halini uygulayacağım. Bu oldukça bilimsel ve etkili bir teknik ve de başka tekniklerle de güçlendirilmiş hali arkadaşlar. O yüzden hani anlamsız geliyor oluşuna bakmayın, işe yarayıp yaramadığına bakacağız arkadaşlar. Şimdi sizden şunu yapmanızı istiyorum. Herkes çalışacak konusu belli. Burada köprücük kemikleriniz var ya, şuraya parmak uçlarınızla şu şekilde köprücük kemiklerinize vuruşlar yapın lütfen. Gözlerinizi kapatın. Gözlerinizi açın. Tekrar gözlerinizi kapatın. Vuruşlara devam ediyorsunuz. Gözleriniz kapalı. Ve şimdi daha önce yaşadığınız ve sizi mutlu eden bir şey hatırlayın. Çocukluğunuzla ilgili olabilir. Bir mutluluk. Eğer aklınıza bir mutluluk, mutlu olduğunuz bir sahne gelmiyorsa hayal de kurabilirsiniz. Yani kendi içinizde mutlu olacağınız bir görüntü oluşturun, o mutluluğu hissedin ve vuruşlara devam edin. Evet, vuruşlara devam ediyorsunuz. Şimdi gözlerinizi açın. Başınız sabit arkadaşlar. Başınızı oynatmadan gözlerinizle en sağa en sola, en sağa en sola bir arabanın sileceği gibi ortalama şu hızla bakışlar yapın arkadaşlar. Vuruşlara devam bir taraftan. Devam edin aynı şekilde. Evet, çok güzel. Devam edin. Şimdi çapraz bakışlar, yani üst köşe alt köşe olacak şekilde başınız sabit çapraz bakışlar yapın. Ve şimdi diğer yöne de çapraz bakın. Şimdi daire çizin gözünüzde. Ve şimdi diğer yöne de yapın aynısını. Evet, çok güzel. Şimdi ellerinizi omuzlarınıza çapraz kavuşturun böyle. Şu şekilde dirseklerinize doğru kollarınızı sıvazlamanızı istiyorum. Evet, gözlerinizi kapatın. Kollarınızı sıvazlamayı sürdürün. Deminki gibi yine bir mutluluk sahnesi zihninizde oluşturun. Ve kollarınızı sıvazlamaya devam edin. Şimdi gözleriniz kapalı, kollarınızı sıvazlamaya devam ederken içinizden şöyle neşeli, eğlenceli bir melodi mırıldanın. Bir şarkı gibi bir şeyler mırıldanın. Evet, şimdi gözlerinizi açın tekrar. Yine köprücük kemiklerine vuruşlar yapın. Ve yine sağa sola bakışlar yapın. Başınız sabit. Şimdi sağ tarafa gözlerinizle sağ tarafa sabit bakın. Başınız sabit. Sadece gözünüzü en sağa çevirin ve sabit bakın. Şimdi en sola sabit bakın.
Şimdi yukarı sabit bakın. Baş sabit. Ve şimdi aşağı bakın. Ve tekrar kollarınızı çapraz kavuşturun. Ve yine bu şekilde aşağı doğru sıvazlamayı sürdürün. Gözler kapalı. Evet, yeterli arkadaşlar. Derin bir nefes alın. Gevşeyip rahatlayarak gözlerinizi açın. Evet, şimdi bir tur bir uygulama yaptık. Bu uygulama sizin travmanıza ne kadar fayda sağladı, ne kadar etki etti? Şimdi bunu anlamak için test etmenizi isteyeceğim. Yani yapacağınız şey şu olacak. Gözlerinizi kapatıp o travmanızı tekrar gözünüzün önüne getirip canlandırdığınızda hissettiğiniz duyguyu yeniden puanlayın. Yani deminkine göre bir düşüş oldu mu? Düştüyse kaç puan? Bedensel belirtilerde bir hafifleme oldu mu? Bir durumu tespit edelim. Şimdi gözlerinizi kapatın. Travmanızı tekrar hatırlayın ve bir kıyas yapın öncesiyle. Evet, öyle tahmin ediyorum ki kıyas yapmışsınızdır ya da bazı arkadaşımız yapmaya devam ediyor olabilir. Şimdi mesela deminkiyle kıyasladığımızda kıyas sonuçlarını bana chatten yazabilir misiniz arkadaşlar? Yani demin kaç puandı? Duygunuz neydi? Kaç puandı? Şu an ne hissettiniz? Bir fikir paylaşımda bulunabilir misiniz? Yani yaptığınızı umarak söylüyorum tabii ki bunu. Uyguladığınızı umarak. Evet, bir arkadaşımız korku, üzüntü ondan 8'den 6'ya düştü demiş. Bir arkadaşımız duygun biraz yüksekti 5 ama şu an 0 demiş. Bir arkadaşımız deprem kaygım 10'du hala 10 demiş. Evet, bir arkadaşımız da düşmemiş. O çok sıcak bir korku çünkü. Evet. 8'den 6'ya düşmüş. 5'ten 0'a düşmüş. Yani bir kişi direkt sıfırlanmış. Bir kişi 8'den 6'ya yaklaşık %25 tek turda bir iyilik hali oluşmuş. Bir arkadaşımızda da deprem kaygısı 10'du. Yine 10 olarak devam ediyor. Şimdi tabii ki dediğim gibi herkesin çalıştığı korku. Evet. Bir başka arkadaşımız kaygı 10'dan 9'a düştü demiş. Gördüğünüz gibi online ve birebir yapmamış olmamıza rağmen genel anlamda bir düşüş olmaya başladı. Şimdi arkadaşlar deprem korkusu düşmeyen arkadaşımız için de yine rica ediyorum. İkinci tura geçiyor. Yani bir kez daha aynısını yapacağız. Çünkü tek seferde sonuç bazen alınabiliyor. Birkaç tur yaptığımızda bu duyguların daha düştüğünü gördüğünüzde artık o zaman demek ki sizin için duygularınızı kontrol edebileceğiniz, nötrleyebileceğiniz bir sisteme sahip olmayı öğrenmiş olacaksınız. Evet. Yine aynı konuda çalışmaya devam ediyoruz. Yine lütfen köprücük kemiklerinize vuruşlar yapın. Gözlerinizi kapatın. Açın. Tekrar kapatın. Yine bir mutluluk hayali kurun. Mutlu olun içinizde. Evet, tekrar gözlerinizi açıp köprücük kemiklerine vuruşlar devam ederken baş sabit. Yine en sağa en sola gözlerle bakışlar yapalım. Yine çapraz bakış yapalım. Diğer yöne de çapraz bakış yapalım. Daire çizelim. Kollarımızı tekrar çapraz yapıp dirseklerimize doğru sıvazlayalım. Gözlerimiz kapalı olsun. Kapatalım ve yine bir mutlu bir sahne zihnimize canlansın. Mutlu olalım. Evet, içimizden yine eğlenceli, neşeli bir melodi mırıldanalım. Gözler kapalı, kolları sıvazlamaya devam. Evet, gözlerimizi açıp yine köprücük kemiklerine vuruşlar yapalım ve yine sağ sola sağ tarafa sabit bakalım. Sol taraf. Yukarı.
aşağı. Evet, tekrar kollarınızı sıvazlayın. Gözlerinizi kapatın. Evet, yeterli. Derin bir nefes alın. Gevşeyip rahatlayın. Evet, ikinci turu da yaptık arkadaşlar. Şimdi tekrar yine test edelim. Gözlerinizi kapatıp travmanızı hatırlayın ve şu anki geldiğiniz puan seviyesini tekrar tespit edip chatten yine yazın bana sohbetten. Evet, bir arkadaşımız daha da rahatlamış ve sakin hissediyorum demiş. Diğer arkadaşlar, daha önce puan yazan arkadaşlar şu an kaç hissettiler? Tekrar yaptılarsa, yazabilirlerse sevinirim. Yani öğretmen arkadaşımız 10'dan 9'a düşmüştü. Deprem kaygısı 10'da 10 olan arkadaşımız galiba yazdı. 10'dan 9'a düşmüş şu an. Bir derece düşmüş. Güzel. Düşmeye başladı gördüğünüz gibi. Evet, Deniz Hanım, Deniz Bey mi Deniz Hanım bilemedim, özür dilerim. Deniz ismi iki tarafta kullanıyor. Deniz Bulut diyeyim ben. 6'dan 2'ye düştü demiş. Evet, yarı yarıya bir rahatlamış. Çok güzel. Deniz Hanım, evet. Deniz Hanım. Şimdi evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, yani yapan arkadaşlar, hem kendiniz de şahit olmuş oldunuz. Şimdi tabii burada terapide bunu sıfırlayıncaya kadar ekranda bir sunum olduğu için devam etmeyeceğim, ama aynı yöntemle siz eğitim bitince, kaldığınız yerden sıfırlanıncaya kadar devam edin arkadaşlar. Bunu terapilerde uyguladığımızda şöyle yapıyoruz. Bir seansta 7 tura kadar yapıyoruz arkadaşlar. Ya yani şu an 2 tur yaptık biz sadece. Düşünün bakın. Evet, Burcu ikinci, kaygım 10'dan 8'e düştü demiş. Çok güzel. Yani %20 bir rahatlık var. 2 tur yaptık sadece. Bilinçaltı alışıyor sisteme. Rahatlamaya alışıyor. 7 tur yaptığınızda ne kadar rahatlayacağınızı görürsünüz. Çoğunlukla birçok olay için. Tabii ki her şeyi tek bir teknik çözmez elbette. Ama birçok olayda çoğunlukla bu 7 tur, 7 tura gerek kalmadan kişi duygusunu nötrlüyor. Bazen işe yaramayabilir tabii ki. Yani bütün olaylar bununla çözecek olsaydık tek bir teknik olurdu. Psikoloji diye bir alan olmazdı. Bir tekniği herkes bilirdi ve böyle devam ederdik. Ama bu teknik birçok konuda işinize yarayacak. Şu an online yapıyoruz. Bir terapi ortamında değiliz. Ben sizi görmüyorum. Sizi hissetmiyorum. Sadece anlatımlarım üzerinden siz bir uygulama yapıyorsunuz ve sonuç gördüğünüz gibi. Demek ki bu teknik uzaktan ve kendi başınıza yapabileceğiniz kadar kolay ve sonuç alıcı bir teknik. O yüzden arkadaşlar, bunu şey yapın, kendiniz lütfen bunu uygulayın. Şimdi uygulayın, seans bitti, özür dilerim, seans değil, eğitiminiz bittikten sonra kaldığınız yerden bu kaygınız, endişeniz neyse sıfır oluncaya kadar birkaç tur daha çalışın. Sıfırlandığını göreceksiniz birçok şeyin. Şimdi bununla ilgili ben arkadaşa, sistem yöneticisi arkadaşa bu tekniği anlattığım şöyle bir sayfalık bir yazı var. Yani şimdi şunu yap, şimdi bunu yap gibi. Ya tekniği anlattığım bir sayfa yazı var. Onu ben doküman olarak paylaşayım. Onu sizinle paylaşsın. Onu hem kendiniz yaparken, yani oraya bakarak yapmayın tabii ki. O zaman odak bölünüyor çünkü. Yani takıldığınız zaman bir tur yapın, eksik olur, fazla olur, oraya takılmayın. Acaba şimdi şunu eksik mi yaptım? Şu kadar mı vurmalıydım? Acaba işte çapraz bakmayı unuttum, bir şey olur mu? Hayır arkadaşlar. Ana hatlarıyla bunu yapıyor olun. Yeterli. Eksiği, fazlası hiç önemli değil. Takıldığınızı düşünüyorsanız da kağıda bakmadan ne biliyorsanız aklınızda uygulayın. Sonra kağıda bakın. Zihninizde tekrar toparlayın. Bir tur daha yapabilirsiniz, ama kağıda bakarak ilerlemeyin. O çünkü zihni dağıtıyor. O daha bölüyor. Kağıttaki bir anlatım olduğu için
orada süreler yazmışım ben. 30 saniye şunu yap, 10 saniye bunu yap gibi. Bu bir anlatım olduğu için bir fikir vermek adına tahmini şeyler. Oradaki sürelere takılmayın. Oradaki sayılara takılmayın lütfen. Onlar bir anlatım oldu. Bir matematiksel formülasyon değil bu. Eksik, fazla hiç önemli değil. Sadece ana hatlarıyla bunu yapıyor olun. Yazıyı paylaşacağım arkadaşlar. Yazının altına telefon numaram da var. Bana ulaşmak istediğinizde takıldığınız şeyler olabilir. Yapabileceğim bir şey varsa elimden geldiğince destek olmaya da gayret ederim mümkün olduğunca. Daha geniş sunumlarım da yani YouTube'da, Google'da ismimi yazdığınızda orada daha uzun sunumlarım da hani ücretsiz izleyebileceğiniz videolarım da var. Oradan da faydalanabilirsiniz. Yine depremle ilgili daha geniş bir sunum yaptım. Şu an yaptığım çalışmaya ilave bir iki teknik daha ekleyerek yaptığım geçenki bir eğitimimin YouTube sayfamda videosu var. Orayı açıp başka teknikleri de buna ekleyebilirsiniz. Arkadaşlar bu hayat kurtarıcı teknikler. Bunları lütfen hayatınıza dahil edin. Birçok konuda çok ciddi size katkı sağlayacaktır. Sınav süresince de sınavla ilgili kaygısı olan arkadaşlarımıza da şöyle bilgi vereyim. Bu tekniği, şu an uyguladığınız bu tekniği sınav kaygınız için de yapabilirsiniz. Nasıl? Şöyle ki, şimdi ben dedim ya hani bir travmanızı hatırlayın, puanlayın ve bu tekniği uygulayın. Hatırlayacağınız bir şey geçmiştedir. Yaşanmış bir şeydir. Ama sınav kaygısı gelecekle ilgilidir. Ya henüz olmamış bir sınavın kaygısıdır. Bu teknik gelecekle ilgili kaygıda da işe yarıyor arkadaşlar. Yani ne yapacaksınız? Sınavı düşündüğünüzde sınav size zihninizde nasıl bir kaygı oluşturuyor? Anlatabiliyor muyum? Yani geçmişteki olay size ne hissettiriyor, tespit etmişsiniz. Bu defa da gelecekteki sınav size ne hissettiriyor? Gözünüzü kapatıp kendinizi o sınav anında hissettiğinizde ne hissediyorsunuz? Nasıl bir kaygı hissediyorsunuz? Vücudunuzda neler oluyor? Terliyor musunuz? Korkuyor musunuz? Panik mi oluyorsunuz? Soruları yanlış işaretlediğinizi mi düşünüyorsunuz? Çıkarı mı kaydırdığınızı tahmin ediyorsunuz? Ya da ortamdaki seslerin dikkatinizi dağıttığını mı düşünüyorsunuz? Düşüp bayıldığınızı mı hayal ediyorsunuz? Sınava geç kalıp yetişemediğinizi mi hayal ediyorsunuz? Yani her ne hissediyorsanız bunları hayal edin, bunları zihninizde canlandırın ve bu çalışmayı bunun üzerine yapın arkadaşlar. Oradaki kaygınızın da puanının sıfırlandığını, indiğini göreceksiniz. O yüzden bu bir şeydir. Nasıl diyelim? Çamaşır makinesine çamaşır atıyorsunuz ya, kot pantolon da atıyorsunuz temizliyor, gömleği de atıyorsunuz temizliyor, tişörtü de atıyorsunuz temizliyor, çarşafı da atıyorsunuz temizliyor. Yani çamaşır makinesinin işi nedir? Temizlemektir. Ama nasıl temizliyor? İçine su girmesi lazım, deterjan girmesi lazım ve enerjiye ihtiyacı var. İşte bu tekniğin kendisi nedir? Çamaşır makinesinin kendisidir. İçine ne koyacağız? Temizlememiz gereken çamaşırımız, kıyafetimiz neyse onu koyacağız. O nedir peki? Ya geçmişteki sıkıntılarımız ya gelecekteki kaygılarımız koyduk. Peki ne koyacağız buraya? Su ve deterjan lazım. İşte o da bu teknik arkadaşlar. Uygulama şeklimiz. Bunu uyguladığınızda eminim ki sizin için çok güzel sonuçlar elde edeceksiniz. Bunları arkadaşlarınıza anlatıp öğretebilirsiniz arkadaşlar. Yani şu an o kadar da kolay gördüğünüz gibi tekniğin uygulanışı. Sadece ya saçma, mantıksız. Yani bunu yaptığımda ne oluyor? Anlamlandırmaya çalışmayın sadece. Çünkü zihin anlamlandırılarak çözülebilecek bir mekanizma değil. Ya matematiksel formülasyonla psikolojiyi çözemezsiniz. Saçma hareketler ama işe yaradı mı? Gördüğünüz gibi örnek. Ben hiçbirinizi tanımıyorum ve hiçbirinizin yüzünü de görmedim şu ana kadar ekranda. Havaya konuşuyorum ben şu an ama sonuç alıyoruz gördüğünüz gibi. Dolayısıyla arkadaşlar en başta konuştuğum umudumuzu canlı tutuyoruz, diri tutuyoruz. Yaşadığımız her türlü sıkıntıyı çıkmak için, yükselmek için, başarı için, gelecek için fırsat olarak değerlendiriyoruz. Şu an siz tarihsel bir fırsata sahipsiniz. Çökmek için de, çöküş için de, zirveye çıkmak için de. Bundan siz karar vereceksiniz. Kararınız
Neyi gösteriyor? Kararınız kendiniz mi? Kararınız hedefiniz mi? Kararınız geleceğiniz mi? Bakın bunları söylerken hep yukarıyı gösteriyor. Yoksa dibe mi? Dibe vurmak çok kolay. Zaten şu an dipteyiz. Ama dibe vurmayı fırsata çevirebiliriz. Dibe vurmak fırsattır arkadaşlar. Nasıl bir fırsattır? Denize düştüğünüzü düşünün. Denizin suyu bulanık. Gece vakti ya da karanlık. Çıkış yönünü bilmiyorsunuz. Yani ne tarafı yukarısı bilmiyorsunuz. Suyun içinde paralel yüzüyorsunuz denizin içinde. Nefesiniz 20 saniye, 30 saniye, hadi 1 dakika boğulur gidersiniz. Çıkış yönünü bilmediğiniz için suyun içinde boğulur gidersiniz. Ama eğer ayağınız dibe değdiyse, denizin dibini, tabanlı, havuzun tabanını hissettiyseniz çok şanslısınız. Çünkü tam zıttı istikamet çıkıştır. Ve hatta oradan güç alırsınız. Basarsınız, ayağınızı zıplarsınız ve çıkarsınız. İşte şu an dibi gördük. Hepimiz dibi gördük. Bazılarımız dibin de dibini gördü. Ama eminim ki bunu fırsata çevirecek güç hepinizin içinde var. Bunu hissedin. Lütfen içinizdeki gücü hissedin. O dibe basarak sıçrayın ve nefes alacağınız geleceği hem kendiniz için, hem ülkeniz için ve hem de geleceğimiz için inşa edin arkadaşlar. Ben hepinize değerli vaktinizi ayırıp beni dinlediğiniz için ve yetkili arkadaşlara da Tekuzem firmasına da sistemleri için bana yer ayırdıkları için, vakit ayırdıkları için onlara da teşekkür ediyorum. Umarım işinize yarayacak birkaç faydalı bilgi verebilmişimdir. Eğer işinize yarayacak bir şeyler yapabilirsem bununla da ben mutluluk duyacağım. Hepiniz kendinize iyi bakın, hoşça kalın diyorum, hayırlı akşamlar diliyorum. Tekrar herkese geçmiş olsun. Görüşmek üzere, hoşça kalın arkadaşlar.